Sevgili seyirciler, bugün 15 Mart 2023, saatlerimiz 10.51. Yine birlikteyiz, beraberiz Erdal kardeşimizle. Erdal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet abi. Ozan Bey hoş geldiniz. Ozan Bey de Pepsi kebabının üstüne de attık. Açılışımızı yaptık, hemen direkt geldiniz. Evet. Şimdi biz hemen bir açılışımızı yapıyoruz. Erdal'cığım şu anda yine uzun bir aradan sonra kebap, tepsi evet. Kebabımızı yaptık. Yaklaşık sen arzu edersen hemen uzatmadan. İki aylık bir ara vermiştik. Doğru. Ve yine güzel tepsi kabını yiyeceğiz inşallah bugün. Vay. Dumanlar çok çıkabilir. Dumanlar ve kokular aynı anda geliyor. Aman ya. Evet, bu özel Denizli'nin tepsi kebabı arkadaşlar. Nefis kokusu ve duman üstünde. Ahmet abi bu herhalde kuzu eti. Şimdi şöyle bunu yaptın? Bizim burada döner fabrikası olan arkadaşımız var, Vedat kardeşimiz. Evet. Geçenlerde bize kendi yaptığı özel sucuğundan getirdi. Özel evet. Sucuk. Ondan ilave ettik. Bambaşka bir lezzet kattı tepsi kebabımıza. Hemen tadına bakacağız. Umarız lezzetli bir şey ortaya çıkmıştır. Her şey organik. Domatesimiz, soğanımız, biberimiz, zeytinyağımız. Evet. İçinde her şey organik. Nefis kokular geliyor. İnşallah hepimiz beraber. Tabii biz Hasan Taşlı abimizi ve komşumuz Kadir Yıldız kardeşimizi davet ettik. Evet. Onlar da yolda geliyorlar. Evet. İnşallah biz, onlar da gelir. Biraz sonra herkes tadına bakar. Kadir kardeşimizin şu anda dükkanda müşterisi olduğu için biraz yoğun galiba. Evet. Biz istersen yavaş yavaş başlayalım. Evet. Biz tabağımızı alalım. Evet. Ozan kardeşimiz de yer inşallah. Kebabımızla. Ama Ozan... Allah kabul etsin. İnşallah Ramazan'dan sonra bir gün denk gelir. Vay. Şuna bakın. Arkadaşlar. Yani bu lezzet yenmez de ne yapılır? Hani derler ya. Ya bu dünyada bu lezzetleri tadacaksınız arkadaşlar. İnsanoğlu. İçinde, arkadaşlar hakiki tereyağı, hakiki zeytinyağı var. Evet. Buyurun. Yani bunu yemek artık şart diyorum arkadaşlar. Şart. Bunu yemeden uykumuz gelmez. Eğer görürseniz inanın bunu yemeden uyuyamazsınız. Öyle diyelim. Ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet, bugün hava güneşli. Sanki ilkbahar geldi gibi. Vallahi artık kış sezonunu bitirdik. Bahar sezonunu açtık. İnşallah bundan sonra da güneşli, baharlı günlere kavuşacağız. Hayırlısıyla diyelim. Ve afiyetle yemeğimizi yiyelim. Evet. Şöyle. Evet. Nefis tat. Evet, brüşürümüz de hazır. Evet. Brüşürümüzden de yanına şu şekilde. Bugün bol aldık. Artık gelen hem brüşürümden hem de... Şimdi Erdal'cığım bunun içinde yani sert patates var, acı biber var, Türkiye'den gelen sarımsak var, bolca yeşil soğan var, kuru soğan var. Vallahi organik her türlü her şey yani var. O yüzden yani bunun tadı bambaşka. Gerçekten yani. Herkesin yemesini tavsiye ederim. Yani vakti olan, müsait olan buyursun gelsin. Burada kendilerine takdim ederim. İnşallah. Evet. Hepinize de afiyet olsun. Afiyet olsun Erdal'cığım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Erdal şu anda tepsi kebabımız yarıyı geçti. Bir porsiyon Allah. Kaldı. Bir porsiyon daha Hasan abimize nasip olsun inşallah. Yani biz 3 porsiyon yedik. Kendisine 3-4 kere mesaj gönderdik. Galiba yoğun işi var galiba. Gelemedi. Herhalde. İnşallah gelir. Biraz sonra bir porsiyon daha kaldı. Biz gördüğünüz gibi arkadaşlar tabağımızı sıyırdık. Sünnet dedik. Lezzetle yedik. Eline sağlık. Özetleyecek sağlık. Olursak nasıldı? Dört dörtlük bir lezzet. Herkese tavsiye ederim. Hiç olmazsa gelsinler uğrasınlar buraya iPhone Teknika. Bir ziyaret etsinler seni. Denk gelir belki korona çorbası içerler. Belki tepsi kebabı. Hiç olmadı çayımızı içerler. Rize çayımız da orada. Evet evet. Çay süper. Değil mi? Sana ben rüzgün çay içmeye gidiyorum. Ya bak.
çayın da bir özelliği var. Ahmet abi anlatmıştı. Şimdi arkadaşlar çayımız şöyle. Çayımızı biz hani akşamdan bir gün önceden yıkıyoruz. Ve üzerine su koymadan öyle bırakıyoruz. Çayı yıkadıktan sonra. Ve bu sabaha kadar çayın içindeki o aromalar yavaş yavaş kendini bırakıyor. Sabah girince de üzerine kızgın suyu dökerek ve kaynatıyoruz. Yani özelliği. Her şeyi birbirlerine soracaksın derler ya. Çay demlemek var, çay demlemek var. Evet. Bazısı ne yapar? Çayı koyar, haşlama suyu haşlar, 5 dakika kaynatır, çay. Çay değil işte o. O sadece sıcak sudur benim için. Evet. Ama şu görüyorsun tavşan kanı. Biraz sonra da içeceğiz afiyetle. Lezzeti bambaşka zaten. Lezzeti. Şimdi Erdancığım biz fazla evet. Uzatmayalım programımızı. Bugün programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşeceğiz inşallah. Şu anda bizim kameramanımız Ahmet Demirbaş Türkiye'de termal sularda, kızgın sularda yani efendim geziyor, tozuyor. Zamanını iyi geçiriyor. Ona ne söylemek istiyorsun? Ahmet'e buradan iyi tatiller dileriz. Hayatını yaşıyor vallahi Ahmet. Evet. Senin memleketin Denizli'ye damat gitti. Şu anda hayatını yaşıyor Ahmet orada. Evet. Ahmet'e de çok selamlar buradan. Evet sevgili seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. İyi günler, kolaylıklar.